Evet, hoş geldiniz. İşte dedik anca seans bitti. Hemen biter bitmez açtım yayını sevgili arkadaşlar. Evet, hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Selamlar, saygılar, sevgiler, merhabalar. Evet, hafta içi açamadık böyle. Şimdi seans bitti, hemen boşluk baktım bugün. Burada bir yarım saat boşluğum var. Hadi dedik hep birlikte. 3 gündür kuantum alanımda ve genelde çalıştığım sevgili danışanlarımızla birlikte bir enerji geçişi var. Bu enerji geçişinde de niyet ve duayı aslında görüyorum. Bununla ilgili böyle bir kısa bir sohbet yapacağız her birinizle. Farkındalık çok önemli niyet ve duada. Arkadaşlarımız gelsin böyle yavaşça bu niyet ve dua konusunu birlikte şöyle bir açalım, konuşalım. Hoş geldiniz her biriniz. Hoş geldin. Turuncu Zeynep, turuncu giydim. Kırmızı gibi gözüküyor herhalde şeyden, ekrandan ama turuncu. Şey üzerimdeki. Evet, biz de sizi seviyoruz. Teşekkür ediyoruz hepinizi. Hepiniz gönlümüzdesiniz. Hepiniz çok güzelsiniz. Attığınız mesajlar için çok teşekkür ediyoruz her birinize. İyi ki varsınız. Varlığınız bizim için gerçekten her birimizin varlığı birbirimize çok güzel bir hediye. Sağ meme lenf kanserinin duygusal sebebi nedir? Sağ meme baba ile ilgilidir. Sağlaksan ona bakmak lazım. Baskın elin hangisi ona bakmak lazım. Sol anne ve çocuktur. Sağ babadır, eştir, bir aile büyüğüdür. Ona bakmak lazım. Öyle çalışılır. Kabule geçmek lazım. Kanser iyileşme krizinden sonra ortaya çıkar. Hücre üretmeye başlar beden. Ona bakmak lazım. Maşidem canım benim. Sen de öylesin. Dönüş yapacağım sana Maşide. Fırsat bulunca dönüş yapacağım bir tanem. İyi ki varsınız sizler de hepiniz. Siz de çok güzelsiniz. Tekrar tekrar hoş geldiniz. Selamlar Havvacığım. Gittin mi Avustralya'ya? Canım benim. Sevgiyle, kolaylıkla. Evet. Evet. Rica ederim. The Sümeyye. Duyguyu fark ettiğinde, dönüştürdüğünde böyle çok hastalık yazmazsak ben böyle hani akışta bir dua ve niyeti anlatmak istiyorum size. Hastalık bugün cevaplayacağız. Ayrı bir program açtığımızda da böyle elimden geldiği kadar destek olmaya çalışırım inşallah. Her birimize güzellikle, kolaylıkla olsun. Şimdi sorular akıyor. Çok hızlı aktığı için sevgili arkadaşlar. Soru attım. Esin Erdoğan hocam, lütfen soru bakar mısınız? İnşallah buraya yazalım. Pinnis programdan sonra bakacağım. Pinnis. Tamam, bakıyorum. Berlin'den selamlar. Instagram'dan bak diye buraya not alayım. Bakacağım. Tamam. Sevgiyle, kolaylıkla, evet 15-15 tüm güzellikler bizimdir. İnşallah her daim. Bu peşi sıra gelen yazılar, rakamlar evrenin seninle konuştuğuna dair işaretlerdir. Artık bu boyuttan da geçin, tutunmayın onlara. Onlara tutundukça daha güzelliklerini kaçırmamak adına gözlemcide kalalım sevgili arkadaşlar. Evet, hastalık paylaşmayacağım. Hastalıklarınızı sormayınız. Daha sonra güzel bir canlı yayın açarız. Orada hep birlikte konuşuruz. Esselam, selamlar bizden olsun. Hadi bakalım. Şimdi ben bugün size 3 gündür dün açacaktım ama açamadım yoğunluktan dolayı. 3 gündür dua enerjim aktifleşti. Size sevgimi gönderdim. Canım benim, teşekkür ediyorum. 3 gündür niyet ve dua ile ilgili böyle hem sohbetlerimiz esnasında danışanlarımızla birlikte biliyorsunuz seanslar yaptığımız için hem de böyle bir aradayken tefekkür yaptığımızda şunu fark ettim sevgili arkadaşlar. Dua ve niyeti aynı kategoriye koyan arkadaşlarımız var. Dua ve niyetin arasındaki farkı bilirsek ona göre kuantumdaki çekim yasasını ona göre kullanırız. Sizle enerji yaptığımda hep siyah kapalı bir kapı çıkıyor ve etrafı ışık nedenini öğrenebilir miyim? Bilmem Deryacığım, senin bilinç altında nasıl bir
düşünce var, nasıl bir bilinçaltına sahipsin, bakmak lazım. Sonun ışık ve güzellik olsun. Siyah kötü değildir bu arada, bilinçaltında dönüştürücüdür. Dönüştürmen gereken bir şeyler olduğunu gösterir. Kolyem mercan taşı sevgili arkadaşlar. Küpem mercan. Evet, sevgiyle, kolaylıkla. Mercan, evet, teşekkür ediyorum. Evet, dua ve niyet. Dua, benim her daim istek ve niyetle birlikte dilek dediğimiz şeyi karıştırmamla alakalı olarak enerjinin tek yönlü akamayışından kaynaklanıyor. Çok teşekkür ediyorum. Peki, dua aslında bir yakarış ya sevgili arkadaşlar. Dua ederken, anlatacağım şimdi. Evet, anlatıyorum. Dua bir yakarıştır ve bir talep, değil mi? Bir isteğin vardır. Talep edersin. Talep etme halidir. Bu talep etme hali içinde bir lütuf isteği vardır. Talep ediyorum çünkü. Lütuf ve talep neden kaynaklanır? Soru. Hemen cevabı gelir. Eksiklikten kaynaklanır. Dua ederken eksik olan şeyi dilerim hep. Ve sisteme eksik olanı sürekli salarım enerjisel olarak. Ne demek bu? Bilinçaltında eksik olan duygu sana yönlendirilir ve gelir. Nasıl gelir? Bu duyguyu, bu isteği talep ederken bir hırs değil, bir teslimiyetle birlikte gelmesi gerekmektedir. Peki bu teslimiyet ve bu hırs değil de böyle azim diyebiliriz ona, yumuşatalım. Azimle istediğimiz ya da talep ettiğimiz şeyin teslim olmuş halidir o, teslim olduğumuz halidir. Kaydedilecek yayın. Telaş etmeyin, evet. Kaydedeceğim. Evet, hırs değil, teslimiyetle gelmesi gerekmektedir. Şöyle yapalım. Sen her gün ellerini açıyorsun, dua ediyorsun düzenli olarak. Allah'ım şöyle olsun, Allah'ım böyle olsun. Bak, talep ediyorsun, tamam mı? Böyle mektup yazar gibi değil mi? Ne diyorsun? Şöyle de olsun, buradan bu geçsin, şu şöyle olsun, şöyle olsun, bunu da ver, şunu da getir, şöyle de olsun. Hep bir talep, hep bir istek, hep böyle sürekli bu şekilde bir ve bunu belli bir süreden sonra hırs haline getiriyorsun. İşte ben istediğimde, ben işte her namazımda şöyle dediğimde, işte her duamın arkasına bunu koyduğumda, işte ne yapıyorsun? Gitgide fark etmeden orayı besliyorsun. Orayı besledikçe, besledikçe alttan böyle çaktırmadan beslenen bir hırs duygusu çıkıyor. Peki bu hırs duygusu duanın kalitesini bozuyor. Şimdi ne alaka? Nasıl kalite bozuyor? Duanın kalitesi var mı? Evet, duanın kalitesi var. Çünkü sevgili arkadaşlar, konunun dışında cevaplayamayacağım. Çünkü dikkatim dağılıyor ya. Dikkatim dağılmadan bu dua ve niyette açılan enerjiyi sizinle paylaşmak istiyorum. Daha sonra güzel canlı yayınımızda soru cevap şeklinde gideriz. Beraber sohbet ederiz inşallah. Bunu da yayını da kaydedeceğim. Beraber burada sohbet edelim. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Tefekkürümde açılan ve sizinle paylaşmak istediğim duyguyu, dua ve niyet arasındaki farkı ve farkındalığı anlatmak için sizinle bir araya gelmek istedim. O yüzden de böyle konuya binaen şeyler yazarsanız çok sevinirim. Bir arada da bakıyorum ama dikkatim dağıldığı için de birçok yazıyı okuyamıyorum. Evet, teşekkür ediyorum bunun için. Yorumu kapatabilirim aslında ama neyse, şimdi oraları karıştırmayayım. Çok bilmiyorum çünkü ekranda kullanmayı. İnşallah onu da en yakın zamanda buluruz. Tamam. Evet, şimdi ne dedik? Dua ve niyet arasındaki farkı bildiğimizde aradaki güzelliği, aradaki bu farkındalığı yaşarken yolumu kolaylaştırmam gerekiyor. Nasıl yapacağım bunu? Kuantum alanımı, çekim yasamı güzelleştirmem gerekiyor. Nasıl yapacağım bunu? Hepsi dua ile ve niyet arasındaki farkı öğrenerek yapabilirim. Nasıl yapacağım?
Dilek, dilemek insana hafif geliyor değil mi? Ne yaparız? Biz öğrenmişizdir. İşte gökkuşağı çıktı, bir dilek dileyelim. Hop diledim gitti. Bekliyor muyum onun olması için? Bak diledim şimdi oldu. Ya da olacak diyor muyum? Hayır. İşte ne bileyim, yıldız kaydı. Hop dilek diledim. Değil mi? Hani klasik. Yaş pastası kesiyoruz. Hadi bir dilek tut. Değil mi? Bunlar klasik niyet. Dilekler. Affedersiniz. Dilekler. Peki. Bu niyet rastgele olursa ne olur? Rastgele yaşayanlar rastgele sonuçlar elde ederler. Dilek hep iyi enerji hallerinde dilenir. Ay pasta kesiyorum, alkış. Gökkuşağı çıktı, alkış. Yıldız kaydı, alkış. Niye? İyi hallerde diliyorum. Duayı hırs yaparak, böyle oradaki o talepten böyle içinden geçerek, işte Allah'ım şöyle, Allah'ım böyle çaktırmadan bir yakarışa giriyorum. Bir zorlayıcı bir enerjiye giriyorum. İşte böyle de olsun, şöyle de olsun diyerekten orada bir enerji oluşturuyorum. Ama bak dilek, hafif bir enerji değil mi? Daha yumuşak, daha tatlış, daha naif, böyle güzel bir enerji. Dilek tutuyorum, hafif. Çünkü dilek bir temennidir. O bir temennidir. Dilek bir temennidir. Dua taleptir. Dilek temennidir. Niyet nedir? Niyet benim Ankara'dan, İstanbul'dan Ankara'ya giderken biletin üzerinde yazan nereden nereye yolculuk yapacağıma dair bütün bilgilerin aktığı, saatinin bile belli olduğu, gidiş ve dönüşümün yazdığı, yolculuk biletindeki her detayın biçimlendirilmiş halidir. Evet, ne yapacağım şimdi o zaman? Bu yolculuk halindeki biletime çok iyi sahip çıkacağım. Biletimi kaybedersem yolculuğa çıkamam. Biletimi kaybedersem nereden nereye gideceğimi bilemem. Biletimi kaybedersem varacağım saati bilemem. Biletini iyi ikra yapamazsam yolculukta savrulur giderim. Hemen konunun başına gelelim. Rastgele yaşayanlar rastgele sonuçlar elde ederler. Rastgele yaşarken, rastgele sonuçlar elde ettiğimizde iç alemimiz bizi doğru ve düzgün bir bakış açısıyla yönlendirdiği zaman otomatik olarak, enerji olarak bize verdiği noktada ne yapar? O baktığımız açıyı sevgiyle ve kolaylıkla dönüştürür. Şimdi zaten kabul varsa dönüşüm vardır. Yani biz kabule geçtiğimizde dönüşüm kapısını açmış oluruz. Kabule geçtiğimde dönüş kapısını açarken kabul dönüşümü başlatır. Yani dileğimin tam da niyetimin tam da hedef olarak noktadan, yani şöyle bir ok olduğunu düşünün. Atarım, açarım ve o nokta atışını yaparım. Dilek, dua, niyet. Üçü de farklı şeylerdir. Bunun farkındalığını yaşadığında duanın, niyetinin ve dileğin ne olduğunu ikra yaptığında işte o zaman nokta atışı olur. Nasıl yapacağım? Biletim elimde. İstanbul'dan Ankara'ya gidecek olan biletim elimde. Yolculuk yola çıktığımda başlayacak. Şöyle, kuantum yasasını hocam bu kadar bilgim var, her şeyi biliyorum ama bir türlü kullanamıyorum. Neden? Bak kardeşim biletini aldın ya. Yola çıkmayı beklediğin için. Neden? Niyet yola çıkmaktır. Yola çıktığın anda yolda nereye varacağını bilmektir. Sen sadece niyetini alıyorsun ama nereye varacağını bilmiyorsun. Biletini görmezden geliyorsun. Ayrıntı. Dua ve dilekte bir bekleme hali vardır. Bekliyorum. Dua ettim. Dilek diledim. Değil mi? Bak gökkuşağı geçtiğinde diledim. Aklına geliyor mu bir sonra? Gelmiyor. Yıldız kaydı ya da işte bizim garip böyle şeylerimiz vardır ya, böyle ah hadi bir dilek tut falan hallerimiz vardır ya. Evet, hepsi farklı şeylerdir Çağla. Dilek, dua, niyet, üçü de farklı şeylerdir. İkra, evet, aynen. Çünkü bizim
bildiğimiz aslında yasalarda şu geçerlidir. Netlik oyunu bozar. Evet, Bedriye, bak Bedriye yakalamış. Harikasın Bedriye Türkoğlu. Evet. Netlik oyunu bozar sevgili arkadaşlar. Bilet belli. İstanbul'dan Ankara'ya gidecek olan biletimde bütün tarihim, saatim, varacağım yer, her şey belli. Biletimi alıp yola çıktığımda yol bana gözükür. Niyetimi de aktif bir şekilde proaktif çaba dediğimiz noktada kullandığınızda, ne demek bu proaktif çaba? Lütfen biraz eylem haline geçer misiniz? Lütfen bekleme halinden vazgeçer misiniz? Lütfen bu çabayı kabul eder misiniz? Çaba varsa enerji vardır. Enerji varsa dönüşüm vardır. Biletin zaten elinde. Yazılı, her şey yazılı. Lütfen birazcık çaba gösterir misin? Hani ben dua ettim, kalbim de temiz. Tamam. Onu da diledim. Oldu. Hayır efendim, öyle bir bakış açısı seni ancak bir yürüyüş bandında tutma haline sürükler. İlerleyemezsin, yol kat edemezsin. Eğer kişisel gelişiminde yol kat etmek istiyorsan, kişisel gelişiminde, tekamülünde gerçekten kendinin bir üst versiyonuna çıkmak istiyorsan, biletin o bekleme halinden çıkıp yola devam etmektir. O bekleme hali seni her daim aşağıların da aşağısına götürüp enerjini çalar. Enerjin çalındığında ne yapar? Senin yola çıktığındaki ya da çıkacağın olduğu zamanki enerjinden sürekli yer. Ve yola çıkma vakti geldiğinde ne olur biliyor musun? Enerjin kalmaz. Yok ya, gitmeyeceğim ben. Yapmayacağım ben bu işi ya. Ben bu işi erteliyorum ya. Ne yapacağım peki ben? Yok ya. O zaman ne oluyor biliyor musun? Sen oyalandıkça enerjinden çalar. Biletin bekleme hali senin enerjini tüketir. Evet. İsra 13'te dediği gibi biz insanoğlunun kaderini kendi çabasına bağlı kıldık. Nasıl bir çaba bu? Şu çabadan bahsetmiyorum. Hemen parantez açalım. Hırsla, işte onu da yaptım, bunu da yaptım, işte kahrolsun, bak elimden geleni yapıyorum, işte fizik bedende değil mi? Bütün elimden tırmalıyorum, işte ona gidiyorum, buna gidiyorum, çalışıyorum, Hayır, bak niyetim belli. Denge yasası sevgili arkadaşlar. Dengedeyim, niyetim belli, çaba halindeyim. Ama bu çaba beni hırsa götüren bir çaba değil. Sürekli aynı şeyleri yaparak, küçük küçük adımlar atarak büyüğe doğru gitmek. Bak, küçük küçük adımlar büyük büyük başarıları getirir. Küçük küçük yapamadıklarına odaklanma, yaptıklarına odaklanırsan iç motivasyonunu gerçekleştirirsin. Kişisel gelişiminde karakterini bilirsen, bunun için Ennegram bilebilirsin, ne bileyim mizacını bilebilirsin, çok iyi bir kendini tanıyan bir insansındır falan. İçten yanmalı motor gibi kendini desteklersen, mizacını da karakterini bilirsen yolun kolaylaşır. Peki yolunda giderken kolaylaştırıcı enerjileri neden kullanmaz insan? Egodan kullanmaz. Çünkü şöyle gider. Ben biliyorum ki bunu. Neden? Kısa yoldan bunu halletmeye çalışır. Nereden nereye gideceğin biletle belliyse neyin kafasını yaşıyor bu insan? İşte mühlimenin hallerini yaşıyor bir insan. Yani üçüncü çakranın blokajını yaşıyor bir insan. Yani üçüncü mide çakrasındaki solar plexus çakrası dediğimiz çakradaki hazmedemediği, geçmişinde takılı kaldığı, atalarından getirdiği, babasından aldığı, annesinden aldığı, çalışmadan adam olmazsın, işte sen bunu yapamazsın, senden adam olmaz, sen bir şeyi beceremezsin dediği halleri mühlimede barındırdığı için, geçmişinden kurtulamayan, geleceğe adım atamadığı için niyet, dua, dileklerin hep havada kalır. Hep havada kalır. Tabii ki Esin Hocam bunu
bunun yaptığımız çakralarla açmamızla alakasını çözmeye yardımcı olur musunuz? Zaten çoğunlukla yayınlarımız hep o anlamda. Esin hocamın da benim de yayınlarımızı fark edin. Hep ne diyoruz? Ortak noktada buluşalım sevgili arkadaşlar. Kalp çakrasına indiğiniz zaman zaten orada yollar açılır size. Ondan sonrasını geçmek daha da kolaylaşır. Buraya geldiğinizde her şeyi, kendinizi, geçmişinizi kabule geçtiğinizde ne dedik? Oradaki niyet kabule geçmekle başlar. Kabule geçtiğinizde inanda gideceğin yolu, niyetini belirlediğinde bilet belli, elinde, niyetim sabit. Evet, kabule geçtim. İçsel alemimi yokluyorum. Geçmişimle barıştım. Şimdi geleceğe doğru emin adımlarla gidiyorum. Bak, at gözlüğünü çıkartmalısın. At gözlüğü neden takılır? Atın çünkü 180 derece görebilme kapasitesi vardır, değil mi? Yandan gelecek bütün tehlikeleri, işte yılandı, çıyandı, oydu, buydu, değil mi? Atın o hani dümdüz yola gidebilmesi için, odaktan çıkmaması için, üstündeki binene zarar vermemesi için dümdüz gitmesi gerekiyor. Neden? At gözlüğü takılır. Ama sen insansın ya, sevgili can, insan ne yapar? 360 derece her şey önünden, arkasından, sağından, solundan gelebilecek ihtimalleri, biz buna kuantum olasılıkları deriz, her şeyi değerlendirir. Bunun ötesi paranoyaklık olur. Bunun daha gerisi kendini bilmezlik olur. Ama bunun dengesi işte kendini bilmeklik ve tamamen Allah'a teslim olmak ve kendi yolunda başarıyla ilerlemekten olur. Şimdi sen hayatta biletini aldın ve yola çıkarken niyetimi yaptım. Niyetim insanı kamil olma yolunda kendimi değiştirip ve dönüştürmem. Geçmişimle şifalanıp geleceğime adım atmam. Seyri sülüğüme faydalı olacağım, olabilecek tüm güzellikleri hayatıma çekmek. Peki niyetim halis ve niyetimde ihlas varsa ne olur? İşte o zaman tekamülümde bütün kolaylıkların yolunu açarım ben. Biletim belli ya, beni dosdoğru yola ileten Yaradan ve özle birlikte bir ve bütün olma halinden kaynaklanan güven duygusunu iliklerime kadar hissetmem gerekiyor. Kime? Özüme. Kime? Allah'a, kendime. Neden? Çünkü ben değerliyim. Her daim yayınlarda da söylüyorum. Herkesin önünde beni önemli hissettir levhasını unutmayın, tamam mı? Hepimizin burada böyle beni bana önemli hissettir levhası vardır. Niyetimi alırken varacağım noktayı yazmalıyım. İnsanı kamil olmak istiyorum. Bunun için neler gerekli? Kendimi dönüştürmem gerekli. Peki, annemle hala iç savaşım var mı? Gidemem. Biletin gidiş saati olmaz. Kağıtta yazmaz. Babamla iç alemimde bir savaşım var mı? Gidemem o yolu. Neden? Geride bıraktıklarımla kabule geçmiş bir ilişki bırakmak durumundayım. Tamam mı? Kabul enerjisi işler burada. Biletim hazır. İstanbul-Ankara yolcusu kalmasın. Ankara-İstanbul yolcusu kalmasın. Biletim hazır. Saatim hazır. Çabadayım. Yoldayım. Küçük küçük adımlarla büyük büyük başarılara gidebilirim. En ufacık kendime gıcık olduğum bir yanımı bile değiştirip dönüştürdüğümde ilerlemiş olurum. Ya bu hareketi yapma artık Esin dediğim anda işte o zaman dönüşmeye başlarım. Bakın dua ve dilekte ısrar vardır. Hadsizlik vardır. Akşama kadar dua ediyorum ama enerjimle adam dövüyorum. Akşama kadar Allah'tan istiyorum, kalkıp ötekine sövüyorum. Akşama kadar dua ve niyetlerimde isteklerimde ısrarcıyım ama bununla ilgili bir çabam yok. Kusura bakma canım benim. Ne yapacağım? Lütfen. Artık kalk. Artık kalk. Eyleme geç. Biletin elinde. Niyetini al, yaz. Nasıl bir insan olmak istiyorsun? Nasıl bir karakter olmak istiyorsun? Dönüşmek istiyor musun? Ha, şunu da belirtmek istiyorum. Dönüşmek zorunda değilsin. Bu bir tercihtir. Bu da senin seçimindir. Seçimine saygı duyarız. Ama sürekli insanlar değişsin diye beklersen, çok beklersin. Önce senin değişmen gerekir. Önce senin
Dönüşmen gerekir. Sen dönüştükçe, sen değiştikçe hayat değişir ve dönüşür. Senden çıkan enerji bumerang yasasıyla sana geri girmek durumunda zaten. Bunun için çaba sarf etmelisin, bedel ödemelisin, gerekirse eğitim almalısın, gerekirse kitap okumalısın, gerekirse özünle böyle baş başa kalıp tefekkürler edebilirsin, gerekirse bildiğin bütün ritüelleri uygulayabilirsin. Senin yolun hangisiyse, yolun gidişatı, yolun uzaklığı, engebeli olması senin kendi tekamülündeki farkındalığınla olan bir yolculuktur. Ben senin hangi yoldan, hangi farklı seçenekleri kullanarak gideceğini bilemem. Ancak sana yol gösterici olurum, derim ki güzel insan, can, işte gel, niyetini al, kabule geç, olsa da olmasa da kahrında hoş, lütfunda hoş kısmında gelerek yoluna devam et. Zaten ona razıysan o sana sunulur. Beklentiyi bırak, beklenti yasasını uygula, hayalinde değil gerçeğinde. Beklenti yasası neydi? Bir daha hatırlatalım. Her daim programlarda söylüyoruz. Beklenti yasası, beklediğin şeyi, enerjisini sıkıştırarak sana daha o büyük bir şekilde gelecek olan ya da senin ihtiyacın kadar gelecek olan enerjiyi blokajlamadan çekmek hayatına. Ne demek bu? Ben bir şey bekliyorum, bir niyetim var. İşte niyetim de şu aylar arasında şu kitapları okumak. İşte bir ay içinde 3 kilo vermek. İşte bir ay içinde önceki esindeki dönüştüremediğim huyumu dönüştürmek. Bir ay içinde her gün 11'de kalkan atıl bir tipken sabahları 8'de kalkmak gibi. Ben bilmem arkadaşım hayatında senin sana zulmettiğin yanlarını. Sen ancak bunlarla yüzleşeceksin. Yüzleşirken de mühlimeden çıkarken, yani orada bizim bastırılmış öfkelerimiz, benliklerimiz böyle çuvala atılmış gibidir. Dikkat edin, üçüncü çakranın olduğu yerde ne vardır? Mide ve bağırsak vardır, değil mi? Orası neresidir? Hayvani boyutta düşünelim. İşkemberin olduğu yerdir hayvanda. İşkemberi temizlersen, değil mi? Tertemiz bir akış olur. Hayal edin, ineğin işkembesinin tam içinden iki tane damar çıkar. Birisi idrardır. Birisi bütün aleme şifa olan süttür. İkisi de işkembenin içinden damar sistemiyle geçer. Birisi ineğin idrarıdır. Kendi aslında atması gereken toksik maddedir. Diğeri de tüm aleme şifa olan süttür. Süttür. Tamam mı? Niyet. Niyetimi alıyorum. Yazıyorum niyetimi. Sevgili bilinçaltım, bilinçaltı yönetir. Emine somut olarak örneklemişsin ya. Sevgili bilinçaltım, sevgili bilinçaltım, niyetimi alıyorum. Varacağım nokta ne? Ayda 10.000 TL kazanmak ve bunu seçtim, niyet ettim, bilmiyorum. İşin neyse ya da 5.000 neyse işin, ben bilmem. Biraz önce dedim ya, çok basit. Onun için ne yapmam gerekiyor? Bakacağım. Olasılıkları değerlendireceğim. Olasılıklar nelerdir? Olasılıklar. Hepsini değerlendireceğim. Ne bunlar? Olasılıklar. Evet. İşte ayda bu iki kitabı bitirmem gerekiyor. Kayıt edeceğim. Olasılıklar, mesaimi biraz 2 saat artırmam gerekiyor. Tamam. Hedefim ne? Niyetim ne? O 10.000 lira ihtiyacım var ve ben onu seçtim. Tamam mı? Seçtim. Bak, istemiyorum. İstemek düşük enerjidir. Orada yine bir talep vardır. Eksikliği doğurur. Arz değil orada. Talep arz. Peki ne yapacağım? Seçtim. Ne yapmam gerekiyor bunun için? Olasılıkları değerlendiriyorum. 1 saat erken kalkıyorum. Tamam. 1 saat erken kalkmak cepte. Tamam. Peki ne yapacağım? 1 saat mesaiye kalmam gerekiyor. Tamam. 1 saat mesaiye kalıyorum. Ne yapacağım? Harcamalarımı kısmam gerekiyor. Tamam.
Lüzumsuz harcamalarımı kısacağım. Eyvallah. Cepte. Ne yapmam gerekiyor? Artık kendime yatırım yapmak için onu kullanacağım. Ne yapacağım? İşte bir eğitim ya da bir kitap. Neyse. Eyvallah, tamam. Evet, tatile gitmek çok güzel, kıyafetler almak çok güzel, eğlenmek çok güzel, arkadaşlarla birlikte. Ama bunların hepsi senden vakit ve nakit çaldığı için her şey dengede sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Senin iç aleminde ne varsa, ne kadar karışıksa dış aleminde o kadar karışır. Bilinç altında ne varsa hayatına onu çekersin. Niyetin aynı bir otobüs biletinde, uçak biletinde yazan tüm ayrıntıları içermelidir. Tüm ayrıntıları. Ne istiyorsan yaz. Sevgili bilinçaltım, lütfen şu 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 tarihte bu 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 niyetimle birlikte neyse ne istiyorsan bunları dönüştürmeyi seçtim. Kıskançlık huyumu dönüştürmeyi seçtim. Daha çok kitap okumayı seçtim. Daha çok çalışmayı seçtim. Kaliteli çalışmaktan bahsediyorum. Fiziksel olarak değil, kaliteli. Bilincini de çalıştırman gerekiyor. Daha çok gözlemcide kalmayı seçtim gibi. Gözlemcide kaldıkça ne yapıyorsun? Niyetini ikra yapıyorsun. Ne demek bu? Olayların gidişini, gidişatını kontrol edebilme şansın oluyor. Neden? Niyetimi diledim ve yola devam ettim. Ne yaptım? Gözlemcide kalarak nötr bir bakış açısı gerçekleştirdim. Ne demek bu? Anlam vermeden. Peki, anlam vermeden bu bakış açısını, beklentiye girmeden nasıl hayatıma kanalize edebilirim? Nasıl kanalize edebilirim? Niyetimi aldım, bıraktım, saldım, bıraktım. Olup olmaması için sisteme blokaj koymayacağım. Direnç oluşturmayacağım. Oldu mu, olacak mı, ben diledim, işte niyetimi aldım, yazdım. Bak burada da yazılı, işte çaba da sarf ettim. İşte olmadı da şöyle de oldu, ben bütün her şeyi gerçekleştirdim. Bak oluyor mu, olmuyor mu, bu neye benziyor biliyor musunuz? Çiçeği ektim şuraya. Çiçeği ektim ve çiçeği her gün kaldırıp topraktan saksıya bakıyorum. Tuttu mu, tutmadı mı? O çiçek tutar mı? Tutmayacak o çiçek. Lütfen güven. O suyunu, çiçeğini her gün bakımlarını yap. Yola devam et. Haftada bir gün sulaman gerekiyorsa sula. Konuşman gerekiyorsa kendin ve kendi iç benliklerinle konuş. Ve yoluna devam et. Peki o zaman burada neyi gerçekleştireceğim? Çabalamayı kabul etme halini gerçekleştireceğim. Orada da bir çaba vardır ama proaktif bir çaba vardır. Direnç gösterecek, direnç oluşturacak bir çaba değil. Buna dikkat edeceğiz. Toparlayalım hemen. Dua, niyet, istek. Bunların her birisi farklı şeylerdir. Farkındalığın eğer seni bir üst bilince taşımasını istiyorsan, konuştuğun kelimelere, konuştuğun dualara, isteklere dikkat edeceksin. Ben istiyorum, kalbim çok temiz. Allah bana verir. Aha, verir. Çaba yoksa hiçbir şey yoktur. Orada yaşanmışlık vardır. Orada deneyim vardır. Orada ölmeden önce ölmek vardır. Orada acı vardır. Acı olmadan sen bugünkü hayatının güzelliğini bilebilir misin? Bilemezsin. Acıyı deneyimlediğin için bugünkü hayatında şükür enerjisini fark ediyorsun. Eğer orada şükredip mutluluğunu bilmeseydin bugünkü yaşadığın acının geçici olduğunu bilemezdin. Çünkü o da geçecek. Çünkü seni sen yapmak içindi. Sen seçtin ya, deneyimi de sen seçtin. Aldım, kabul ettim. Ne yaptım? Tamam. %100 sorumluluğumu alıyorum artık. %100 sorumluluğumu alıyorum artık. Lütfen %100 sorumluluğunu alır mısın? %100 sorumluluğumu aldım. Yoluma devam ediyorum. Niyetim halis. Nokta atışı.
Her daim ikradayım ve her daim salattayım dimdik. Netim, netlik oyunu bozar. Sınırlarımı biliyorum, Musa bedenimi dengede kullanıyorum. Gerektiğinde Hızır'ı tamamıyla ve Hızır'a tamamıyla teslim alıyorum. Neden? Çünkü o anda benim için o olması gerekiyorsa o kadarı olacaktır bakış açısıyla ilerliyorum. Ben %100 istediğimde %10 geliyorsa ona da razı olmam gerekiyor. Lütfen bızbızlanma. Evet, çabaladığımızı düşünmek de bir blokajdır. Bızbızlanma, ben bunu istemiştim, bu geldi. Ama %10'una şu anda ihtiyacım var. Lütfen olmayana değil, olana odakla. Bu kadar içeceğin su varsa bu kadarıyla yetinmesini bil. O sana güzellikle gelecektir. Neden? Çünkü şu anda senin bu kadarına ihtiyacın vardır. Daha fazlasını sen kaldıramayabilirsin. Daha fazlasını belki de algılayamayabilirsin. Belki fazla gelecek sana ve fazla gelen şey seni rahatsız eder. Çok yemek yemek gibi gaz yapar. İşkembe örneğini unutmayın. O yüzden evet, niyet etmek istikrar, yoluna devam. Ama nasıl biliyor musun? Olana da olmayana da. Ben razıyım. Ben razıyım. O anda senin için onun o kadar olması gerekmektedir. Her şey kabı kadardır. Her şey kabı kadardır. Her şeyin değeri kabıyla, değil mi, ölçülür. Olmayana değil. Olana odaklanır mısın lütfen? 20 sayfa okudum kitap. Eyvallah. Bugün yarım saat erken kalktım. Eyvallah. Dolabımı temizledim. Kullanmadığım kıyafetlerimi ihtiyacı olanlara verdim. Eyvallah. 20 dakika yürüdüm. Eyvallah. Tefekkür yaptım. 20 dakika. Eyvallah. Lütfen yaptıklarına odaklan. Lütfen yaptıklarına odaklan. Lütfen yaptıklarına odaklan. Yapmadıklarına odaklandıkça kendini aşağıların da aşağısına itersin. Yani değersizleştirirsin. Değersiz değilsin. Ama gayret et, tamam mı? Gayret ettikçe oradaki o güzellik sana gelecektir. Sen gelenden razı oldukça, şükür enerjisinde kaldıkça nimetin artacak ya. Şikayetten uzaklaştıkça musibet de hayatından gidecektir. Böylelikle kuantumda çekim yasasını kullanacaksın. Ne istersen değil, neyi niyet alıp çabalarsan o gelecek sana. Hocam ben hep öyle istemiştim zaten. Ama çabaladın ya, o yüzden oldu zaten. Çabalamasaydın olmayacaktı. O yüzden zaten kabul varsa dönüşüm vardır. Zaten kabul varsa dönüşüm vardır. Dönüşüm varsa oranın kapısının açılması vardır. Dönüşümü kabul ettiğim anda kapı açılır. O kapıdan da kabul ve dönüşümle birlikte niyet girer ve niyetle yola çıkmaktır. Yola çıktığında yol çıkana gözükür. Biletinde nereye gitmeni gerektiren bir bilgi varsa oraya gidersin. Yeter ki evet adım at. Evet. O muhakkak gelecektir. Ama değerli olduğunu bilerek, çabayı göstererek, böyle her gün dua edeyim, bekleyeyim, oldu, öyle bir şey yok. Lütfen, öyle bir şey yok. Evet, niyet, istikrar ve kabul. Harikasınız. Evet sevgili canlar. O yüzden kabul varsa dönüşüm vardır. Dönüşüm varsa oranın kapısı açılır. Harikasın. Teşekkür ediyorum. Hakkımı helal etmesem bana ne gibi etkisi olur lütfen. Şimdi hakkını helal etmediğin kişinin ya da neyse ne düşünüyorsan, hak dediğin şeyin ve helal dediğin şeyin altyapısını bir düşün. Hangi hak, hangi helal? Onu düşün, karşındakinin de hak olduğunu bil. Ondan sonra kararını ver bakalım. Neye hakkını helal etmiyorsun? Kimden neyi verdiğinde almayı talep ediyorsun? Hani hakkımı helal ettim, o da benden işte helallik aldı muhabbeti var ya. Onu bir düşün, tamam mı?
Evet, herkes bizim yansımamızdır, doğrudur. Evet. Yapılan her canlı yayın ne? Orada bir şey yazdı arkadaşım. Yapılan her canlı yayın o an eksik olan puzzle'ı cuk diye yerine koyuyor. Evet, çünkü senin ihtiyacına binaen geliyor. Yoldasın ya, değil mi? Desibelim, yoldasın ya, yol yola çıkana gözükür. Ben teşekkür ediyorum. Yol yola çıkana gözükür. Seçim hakkı senindir her daim. Seçim hakkı senindir. Evet. Niye zor geliyor bu helal etmek biliyor musunuz bize? Kibirden. Bu da müllimenin halleridir. Kibirden. Olanı olduğu gibi kabule geç. Kendini blokaj oluşturuyorsun. Evet. Blokajları lütfen kendinden fark et oluşturduğunu. Bak yol güzel. Yolcu güzel. Her daim. Ya Ceren yolcu da güzel. Değil mi? O yüzden herkes varacağı yolu bilirse niyet işler. Bilet senin elinde unutma. Bileti oluşturacak saatini, gününü, dakikasını yazacak sensin. Nereye gideceğini de sen belirleyeceksin. Yolculukta farkındalık en üst bilinçte. Senin yüksek farkındalığınla devam etmeni sağlar. Sadece gözlemcide kal. Niyetini ona göre yap. Biletini dolduracak olan sen olduğunu bil, ikra yap, gerçekten kendine güven ve yola devam et. Biletinin üstünü sen doldur, donanımla kendini. Bilgi her daim Musa bedenini, dualitede seni ileriye taşır. Ben öyle hissettim. Ben öyle, kalbime öyle geldi. O yüzden matematiksel olarak her şeyin, enerjisel olarak her şeyin kabulü vardır zaten. Sen sadece üstüne düşeni yap, sevgiyle, kolaylıkla akışına devam et. Ve senin kabul olduğun enerjide, senin kabul ettiğin enerjide açılacak olan tüm güzellikleri fark et. Fark et. Fark et. Tamam mı? O helallik konusuna da bir gün girelim. Evet, hayır gibi şerrin de Allah'tan geldiğini bilmek. Evet, o şerrin arkasındaki gizli olan hayrı da bilmek gibi. Aynen öyle sevgili arkadaşlar. O yüzden ben böyle 3 gündür bu konularla ilgili bu niyet, dua, istek gibi böyle 3 gündür bu söylemlerle karşılaşıyorum. O yüzden bunları sizinle paylaşmak istedim. Saliha, babama hakkımı helal etmiyorum. Bolluğun kesilir, hayattaki bolluğun kesilir. Akışın kesilir. Sadece kabule geç, tamam mı? Bunu %100 sorumluluğunu al ve bunu sadece babana karşı kullanma. Bunu da sen de ruh bilincinde ve tekamülünde seçtiğin için bunu yaşıyorsun. Babama hakkımı helal etmiyorum deyip babanı suçladıkça kendi önüne bir engel koyuyorsun. Engel koyuyorsun. Tamam mı? Lütfen bununla ilgili kendinize şöyle bir çalışmalar yapın. Bakın, yazın, çizin. Kendinizi bir aynanın karşısında konuştuğunuzda kendi altyapınızı, kendinizle yüzleşemediğiniz duyguları, dönüşleri kabul buyurun ilk önce. Kabul buyurun. Ondan sonra açığa çıkar. Sevgili bir arkadaşımız şurada şey yazmış, onu gördüm. Falan hiç yakışmamış. Alev Türk. Teşekkür ediyorum Alevciğim geri bildirimin için. Değerlendireceğim onu Alev. İyi ki varsın. Evet, her biriniz güzel yansımalar olduğunuz için teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Allah'ın Afu ve Settar ismi hepimizin üzerine olsun. Güzelliklerle her daim birbirimize aksın. Soruları başka bir canlı yayında güzel böyle soru cevap şeklinde yaparız. Güzellik olur inşallah. Her birinizi öpüyorum. Bu güzel niyet ve dua dilek birlikteliğini sizinle paylaşmak istedim. Kısa da olsa videoyu yayınlayacağız, kaydedeceğim. Hep birlikte şifa oldu her birimize. Teşekkür ediyorum. Yakın zamanda da Telegram için böyle bir canlı yayın yapacağız.
Telegram'a özel olarak da yaparız. Orada duyururuz. Link attığımızda oradan da giriş yaparsınız. Bakalım uygun vakti bekleyelim. Ondan sonra buluşalım. Öpüyorum her birinizi. Şifa olsun. Ben teşekkür ederim Alevciğim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun sevgili arkadaşlar.